Herkese selam. Uzun zamandır kulislerde Berat Albayrak'la Süleyman Soylu'nun ittifak yaptığına ilişkin bilgiler dolanıyor. Normalde Berat Albayrak'a omuz atmış adam Süleyman Soylu kameraların önünde ama siyasette 24 saat bile uzun bir süre ve geçmişin düşmanları 24 saat içerisinde ittifak kurabilirler belli bir amaç için. Kalıcı ittifaklar değil, belli bir amaç için. Şimdi bu ittifakın Hatta bu ittifakın bir parçası da Milliyetçi Hareket Partisi, temel hedefi Ali Yerlikaya'yı koltuğundan etmek. Ali Yerlikaya ve Tayyip Erdoğan'ın onun üzerinden hazırladığı planları akamete uğratmak. Burada Ali Yerlikaya koltuğundan edilirken Berat Albayrak kendi oyununu oynuyor. Kendi çıkarıyla ilgili şeyleri var. MHP'nin ayrı çıkarı var. Süleyman Soylu'nun ayrı çıkarı var. Fakat hepsine baktığımızda İçişleri Bakanlığı'nın kritik pozisyonda olduğunu görüyoruz. Ve Berat Albayrak tam da böyle 2028 sürecine yavaş yavaş giderken artık kendisine yer hazırlamak için hangi pozisyonda olması gerektiğine karar verdi ve kayınpederciğinden önemli bir pozisyon istedi. Bugün bu videoda Berat Albayrak'ın Erdoğan sonrasına kendisini hazırlamak için kayınpederinden istediği pozisyonu, neden bu pozisyon özellikle istediğine ilişkin bilgileri ve Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Milliyetçi Hareket Partisi ekseninde dönen dolapların Tayyip Erdoğan'ın kafasına çorap örmekle ilgili de enteresan bir boyuta gittiği, buna karşın Tayyip Erdoğan'ın da ince ince yaptıkları hamleleri anlatacağım. Bir Berat Albayrak'ın hamlesi, bir MHP'nin hamlesi, bir Tayyip Erdoğan'ın hamlesi, bir daha MHP'nin hamlesi, defalarca üst üste kapalı kapılar ardında hamleler oldu. Bütün bunlara ilişkin bilgileri bulacağınız yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Ankara'da artık Tayyip Erdoğan'ın doğal ömrünü ya da siyasi ömrünü bitirdiğine ilişkin yorumlar var ve herkes bununla ilgili bir hazırlık içerisinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde de hazırlık içerisinde, Erdoğan ailesinin içerisinde de hazırlık var, Erdoğan ailesinin dışında da hazırlık var. Şimdi Berat Albayrak kötü bir tecrübeyle bir ekonomi bakanlığı yaptı fakat kendisini Nadas'a bıraktı ama Berat Albayrak'ın Serhat Albayrak'la birlikte, kardeşiyle birlikte, babaları Sadık Albayrak'la birlikte öyle hırslı bir aile ki bu tıpkı Selçuk Bayraktar ailesi gibi bu iki aile de inanılmaz hırslılar ve bu iki aile de esasen kendilerini Erdoğan ailesinden üstün görürler. Ve iki ailede de bu iki damadın ailesinde de Erdoğan sonrasına yönelik hazırlıklar var. Fakat Berat kendisini Nadas'a bıraktı ta ki Erdoğan sonrasına hazır olabilmek için belli bir pozisyon belirleyene kadar. Şimdi Tayyip Erdoğan artık kafasındaki planı net. Tayyip Erdoğan kendisinden sonra koltuğu Bilal Erdoğan'a bırakmak istiyor. Bu konuda net Tayyip Erdoğan. Bu sebeple iki damadın hamlelerine karşı da ustalıkla bazı hamleler yapması lazım. Ve iki damat da Tayyip Erdoğan'ın bu hamlelerini görüyorlar. Onlar da Tayyip Erdoğan sonrası için bazı ittifaklar, bazı müttefiklikler kurmak durumundalar. Şimdi Berat Albayrak'ın size detaylarını, nedenlerini falan anlatacağım ama en başta söyleyeyim. Berat Albayrak'ın şu an kayınpederinden istediği konum İçişleri Bakanlığı konumu. Ali Yerlikaya'nın, Süleyman Soylu'nun bıraktığı konumu istiyor Berat Albayrak. Bunun nedenleri çok önemli. Neden bu pozisyonu istiyor? Ne tip bir plan kurmak istiyor bu İçişleri Bakanlığı pozisyonu üzerinden? Bunun detaylarına geleceğim birazdan. Ama öncesinde bu pozisyon için Ankara'da inanılmaz dolaplar dönüyor. Bu dolaplarla ilgili hikayeye karşılıklı hamlelere gelelim. Çünkü Berat Albayrak'ın bu hikayesinde Süleyman Soylu'nun da yeri var, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yeri var. Herkes farklı nedenlerle, farklı planlar çerçevesinde hareket ediyor. Fakat bütün hepsinin kesişim noktasında İçişleri Bakanlığı pozisyonunun bulunduğunu görüyoruz. Şimdi Tayyip Erdoğan bir hamle yaptı. Bu hamle son derece kritik bir hamleydi ve Mayıs 2023 seçimlerinin en kritik hamlesiydi. Bu seçimlerde Süleyman Soylu'nun koltuğunu elinden aldı Tayyip Erdoğan 1. Sinan Ateş dosyasını hazırlattı sonrasında Tayyip Erdoğan 2. Ve Ayhan Bora Kaplan dosyasını hazırlattı Tayyip Erdoğan 3. Bu 3 hamle
hem Süleyman Soylu'yu etkisizleştiren hamlelerdi, hem Milliyetçi Hareket Partisi'ni felç eden hamlelerdi. Fakat diğer taraftan Tayyip Erdoğan böyle bir koalisyon kurulduğunu da gördüğü için şu an Ankara kulislerinde yine ne duyuyoruz? Süleyman Soylu'ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir pozisyon verileceğine ilişkin Ankara'da sürekli olarak kulisler dönüyor. Erdoğan bu ittifakı parçalamaya çalışıyor. Kimilerine havuç göstererek, kimilerine sopa göstererek. Şimdi oyunu Tayyip Erdoğan belirlediği kurallar içerisinde oynatmak istiyor. Seçimlerde de böyledir. Oyunun bütün kurallarını ben belirleyeyim diye Tayyip Erdoğan en başından itibaren planı bu şekilde kurar. Ve bu Milliyetçi Hareket Partisi ile ve Süleyman Soylu ile yaşayacağı çatışmada ve kendisinden sonraki veliaht adaylarını belirleme konusundaki zemini belirlemede çok önemli hamleler yaptı Tayyip Erdoğan. Dediğim gibi bunların birincisi Süleyman Soylu'yu koltuğundan etmek, ikincisi Sinan Ateş soruşturması, üçüncüsü Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıydı. Ve bunlara karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci hamlesi geldi. Milliyetçi Hareket Partisi şu an yurt dışında bulunan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanıklarından Serdar Sertçelik üzerinden, ki bu Serdar Sertçelik'in bütün çevresi Milliyetçi Hareket Partili avukatlar vesaire isimlerle çevrilmiştir. Bu Serdar Sertçelik üzerinden videolar yükletmeye başladı Milliyetçi Hareket Partisi. Tıpkı Sedat Peker'in meşhur ettiği stratejiyle, yani Sedat Peker'in işe yarayan stratejisini kullandı Milliyetçi Hareket Partisi. Çünkü Süleyman Soylu'yu koltuğundan bu stratejiyle yok etmişti. Bu stratejiyi desteklemişti Tayyip Erdoğan. Ve Sedat Peker videoları Süleyman Soylu'yu duman etti. Şimdi aynı şekilde Serdar Sertçelik üzerinden bu gizli tanık, Ayhan Bora Kaplan dosyasındaki gizli tanık, Serdar Sertçelik üzerinden ne söylettiler? Ankara Emniyeti Cumhur İttifakı'na darbe yapıyor diye bir söylem ortaya çıkardılar. Ve bunu besleyecek ne kadar bilgi varsa bunları ortaya dökmeye başladılar. Ve nihayetinde Ankara'da bir kriz patladı. Ve bu krizin merkezi de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü. Ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Ali Yerlikaya döneminde göreve gelmiş emniyet görevlileri topa, hedefe kondu. Bunlar yolsuz emniyet görevlileriydi. Bunların açıklarını kullandılar. Ve bunlar üzerinden Ankara Emniyeti'nde kelleler gitti. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu birinci hamlesi, yani kopya Sedat Peker hamlesine karşı Tayyip Erdoğan'ın karşı cevabı geldi. Tayyip Erdoğan'ın karşı cevabı ne oldu? Hemen İçişleri Bakanlığı'ndan müfettişler görevlendirdi. Bu müfettişler gittiler. Bu Ankara Emniyeti'ndeki bu polislerle ilgili Serdar Sertçelik'in dile getirdiği konuları filan bunları araştırmaya başladılar ve çok hızlı biçimde bir rapor hazırladılar. Raporda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bizatihi söylediği şekilde Ankara Emniyeti'nin hükümete darbe yaptığına ilişkin hiçbir satır yok. Sadece bu polislerin usulsüzlükleri etrafında dönen şeyler bu raporun içerisinde yer aldı. Rapor jet hızıyla hazırlandı. Çok hızlı biçimde hazırlandı. Bütün polislerle görüşüldü. Hatta öyle ki polislerle görüşülürken polisler adeta emniyetin içerisinde hapsedildi. Birbirleriyle görüşmeleri engellendi filan. Gayet ciddi bir soruşturma. Ve bu raporun bir kopyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, bakın görevden alınacağını ilişkin kulisler sürekli Ankara'da dolandırılıyor. Ali Yerlikaya ile Tayyip Erdoğan'ın arasının kötü olduğuna ilişkin. Fakat bu kritik raporun bir kopyası doğrudan Ali Yerlikaya'ya, ikinci kopyası da doğrudan Ankara Cumhuriyet Başsavcısına veriliyor. Avukatlara dahi verilmiyor. Dolayısıyla MHP'nin yaptığı darbe açıklamasını, MHP'nin Sedat Peker yöntemiyle yurt dışından yayınlanan kasetler üzerinden yaptığı hamleyi Tayyip Erdoğan müfettişler üzerinden göğsünde yumuşattı, boşa çıkardı. Fakat MHP'nin ikinci hamlesi geldi. MHP bu Ankara Emniyeti üzerinden baskı oluşturup Ali Yerlikaya'yı devirmek için hemen ikinci hamlesine geçti. Ve Tayyip Erdoğan ve Ali Yerlikaya'nın talimatıyla bu konuyu araştırmak için İçişleri Bakanlığı müfettişleri görevlendirildiğinin açıklandığının ertesi gün MHP hemen yargıdaki adamını devreye soktu. Yargıdaki kasabı diyebileceğimiz adam kim? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Veysel Kaçmaz.
terör suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz hemen re'sen bir soruşturma başlattı Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevlilerle ilgili. Ve bu soruşturma üzerinden bu sefer bu görevlilere yürümek, oradan da ta Ali Yerlikaya'ya doğru yürümek için hamlesini yaptı Milliyetçi Hareket Partisi çok hızla. Bu ikinci hamleydi. Fakat buna, bu ikinci hamleye Tayyip Erdoğan'ın cevabı hemen geldi. Ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse üzerinden dosya MHP'nin kasabı diyeceğimiz savcı Veysel Kaçmaz'ın elinden alınıp diğer bir Cumhuriyet Başsavcı Vekiline verildi. Dolayısıyla bu MHP'nin yargı üzerinden ilerleyeceği hamleyi tekrar Tayyip Erdoğan boşa çıkarmış oldu. Yoksa Veysel Kaçmaz burada o şu an tutuklanan 3-4 tane polis var ya onunla kalmayacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yürüyecek. Ankara Emniyet Müdürü'ne yürüyecek. Ankara Emniyet Müdürü'nden daha Adalet ve Kalkınma Partili kadrolara, Ali Yerlikaya'nın atadığı polislere filan, Ali Yerlikaya'yı çepeçevre çevirip artık felç hale getirip tıpkı Süleyman Soylu'nun son döneminde felç olduğu gibi onun görevden alınacağı büyük bir skandal durum oluşturacak, devlet içi kriz oluşturacak ve Erdoğan da Milliyetçi Hareket Partisi'ne tekrar tamam İçişleri Bakanlığı pozisyonu sizin deyip MHP'nin işaret edeceği kişiyi gösterecekti. Fakat Erdoğan çok hızlı davrandı ve MHP'nin Veysel Kaçmaz, savcı Veysel Kaçmaz üzerinden başlattığı hamleyi hemen dosyayı Veysel Kaçmaz'ın elinden alarak tekrar boşa çıkardı. Ama olay burada bitmedi. Hemen Milliyetçi Hareket Partisi 3. hamlesine geçti. MHP'nin 3. hamlesi yeni bir dosyayı tamamına erdirmekle ilgili oldu. O dosya ne? Kemalettin Özdemir dosyası. Köz dosyası olarak bilinen dosya. Bu dosyayı emniyeti bilenler, İçişleri Bakanlığı'nı bilenler bu Kemalettin Özdemir dosyasının çok önemli bir dosya olduğunu bilirler. Şimdi bu Kemalettin Özdemir geçmişte cemaatin işte emniyet imamı olarak nitelenen bir kişiydi ve hükümetle cemaat arasındaki ayrışma ortağa çıktığında Kemalettin Özdemir çok kilit bir isim haline döndü ve hükümetin tarafında safını belirledi ve acaba geçmişten beri mi istihbaratın adamıydı, sonradan mı böyle olduğu bilinmez bir şekilde Kemalettin Özdemir'e aniden Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde bir oda tahsis ettiler. Kemalettin Özdemir'i bu odaya koydular ve Kemalettin Özdemir cemaat nasıl darmadağın edilir Gülen grubu, bununla ilgili bilgileri Milli İstihbarat Teşkilatı'na doğrudan kendisine tahsis edilmiş makam odasından paylaşmaya başladı. Ve Kemalettin Özdemir'in verdiği bilgilerden önce işte cemaatin dershanelerini kapatmalıyız filan bu strateji izledi. İlerledi bu şekilde. Ve Kemalettin Özdemir de geçmişte cemaatin içerisinde bulunduğu için bununla ilgili de bir ister istemez soruşturma başlatıldı. Fakat kendisi itirafçılık ya da etkin pişmanlık dediğimiz yasadan tamamen faydalanacak bir tip. Çünkü İtirafçıların ancak muhatap oldukları örgüte büyük zarar verecek değerde bilgiler verirse itirafçılar, onlar itirafçı etkin pişmanlık sınıfına sokuluyorlar. Ve Kemalettin Özdemir de bu derece önemli bilgiler vermiş bir kişi olarak gösteriliyordu. Fakat Kemalettin Özdemir ile ilgili bu 2018 yılında formaliteden açılmış soruşturma öyle bir kenarlarda dururken bir anda yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin yargı içerisindeki kasabı Veysel Kaçmaz aniden bu dosyayı bir anda hızlandırdı ve Veysel Kaçmaz'a, Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz'a bağlı savcı Kemalettin Özdemir dosyasını tamamlayıp iddianame noktasına getirdi. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Bu dosyanın hazırlanması uykuda gibi gözüken fakat içine ufak ufak enteresan belgeler konulan bu dosya aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İçişleri Bakanlığı, Mülkiye, Emniyet'teki pek çok ismine uzanabilecek bir dosya. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu dosya içerisinde yani köz dosyası içerisindeki en kritik noktası ne biliyor musunuz? Bu dosyadan Ali Yerlikaya'yı da sanık haline getirmek. Bakın Süleyman Soylu görevden ayrılmadan evvel kendi yerine İçişleri Bakanı olacak Ali Yerlikaya hakkında bir FETÖ dosyası hazırlatmıştı.
ve Ali Yerlikaya'yı bu şekilde o pozisyona getirtmek istemiyordu. Ve bu dosyayı ondan sonra büyük bir kriz haline geldi bu dosya filan. Tayyip Erdoğan bizatihi müdahale etti filan. Bu dosyayı berhava etti. Ama o dosyayı oradan aldılar. Getirip Kemalettin Özdemir dosyasının içerisine koydular. Ama doğrudan Ali Yerlikaya'yı koymadılar. Ali Yerlikaya'ya ulaşabilecekleri birkaç isim koydular. O isimler yargılanmaya başlandığında tık merdiven hemen Ali Yerlikaya'ya gelecek. Yani Tayyip Erdoğan'ın yaptığı her hamleye karşı başka bir hamle yapıyor Milliyetçi Hareket Partisi ve kullandığı kesimlere bakın. Yargıdaki adamlarını kullanıyor, emniyetteki adamlarını kullanıyor, mafyanın içerisindeki itirafçı pozisyondaki adamlarına video yayınlatarak bunları devreye koyuyor. Ve MHP'nin bu üçüncü hamlesi son derece kritik bir hamle. Çünkü bu Kemalettin Özdemir dosyası üzerinden Kemalettin Özdemir'in geçmişteki bağlantılarına baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partili pek çok isim, özellikle mülkiyede pek çok isme ulaşabilirsiniz. Bu isimler, bu temaslar üzerinden Kemalettin Özdemir dosyası, Kemalettin Özdemir'in şahsından bağımsız olarak onu tamam bu adam etkin pişmanlıktan faydalanacak derecede kritik bilgiler verip bir kenara ayırabilirler. Ama Kemalettin Özdemir'in bağlantıları üzerinden pek çok şu ana kadar yargılanmamış isme Milliyetçi Hareket Partisi'nin yürüme ihtimali var. Yani MHP bu üçüncü hamlesinde diyor ki Tayyip Erdoğan'a, senin elinde Ayhan Bora Kaplan dosyası varsa benim Süleyman Soylu'ma karşı, senin elinde Sinan Ateş dosyası varsa benim iki genel başkan yardımcıma karşı, benim elimde de Kemalettin Özdemir dosyası var, ben de senin bakanına yürürüm, ben de senin kadrolarına yürürüm. Bu şekilde MHP'nin 3. hamlesi başladı. Tayyip Erdoğan henüz MHP'nin bu 3. hamlesine karşı sofistike bir hamle yapmış değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hemen 4. hamlesi geldi. AK Parti'nin artık karşı hamlesini beklemeden peş peşe MHP hamleleri indiriyor. Rakibinin adeta nefes almasına fırsat vermiyor. Bir strateji belirlemişler. Bu strateji çerçevesinde ilerliyorlar. Bu 4. hamle Ankara Organize'nin müdürü Kerem Gökay Öner'in bu çerçevede verdiği ifade, yani bu Ayhan Bora Kaplan dosyası, orada polislerin yaptığı usulsüzlükler ve MHP ve gizli tanık Serdar Serçelik'in darbe iddiasıyla ilgili verdiği 11 sayfalık ifade var. Bu 11 sayfalık ifadeyi aldılar, Serdar Serçelik'e verdiler. Yani Organize'nin müdürü Kerem Gökay Öner'in ifadesi alındı. Organize suç örgütü üyesi olmakla suçlanan Serdar Serçelik'e verildi. Gizli bir ifade. Ve bu ifadenin üzerinden Serdar Serçelik yeniden bindirmelere başladı. Ve Ayhan Bora Kaplan dosyasının sulandırılması, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve Süleyman Soylu'nun konuşulması yerine Ali Yerlikaya ve onun atadığı polislerin konuşulması stratejisine doğru bu dördüncü hamleyle birlikte devam etmeye başladı. Yani MHP şunu gösterdi. Devletin elinde olan, üzerinde gizlilik kararı bulunan ve bir organize müdürünün verdiği ifadeyi bile ben alırım, bunu tutup mafyanın ağzına veririm ve sakız ederim. Senin bütün sırlarını mafyanın ağzına verip sakız ettirebileceğimin de ispatıdır bu, dedi. MHP bu dördüncü hamlesiyle gözünün ne kadar kara olduğunu gösterdi. Tabii Tayyip Erdoğan halen daha bu dördüncü hamleye rağmen MHP'nin, Süleyman Soylu'nun ve bir kısım medyanın istediği biçimde evet Ankara Emniyeti hükümete karşı bir darbe yapıyor söylemini satın almadı, almıyor. Tayyip Erdoğan bu kez kendisine satmaya çalıştıkları malı almama konusunda ısrarlı. Fakat büyük fotoğrafa döndüğümüz zaman MHP bu hamleleriyle kaybetmeye başladığı İçişleri Bakanlığı pozisyonu, emniyetteki pozisyonlar, daha fazla pozisyonu kaybetme ihtimaliyle de karşı karşıya Milliyetçi Hareket Partisi. Neden? Yazın bir İçişleri Bakanlığı'nda kararnameler olacak. Emniyet müdürleri kararnameleri, valiler kararnamesi, bunun içinde kaymakamlar olacak vesaire. MHP'nin kilit pozisyonları kaybetme riski var, bir. İkincisi, sonbahara doğru geldiğimizde hakimler, savcılar kararnamesi olacak.
Burada da MHP'nin kritik pozisyonları kaybetme ihtimali var. İki, ve Tayyip Erdoğan buna hazırlanıyor zaten. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hangi bilgiyi sızdırdı? Haziran ayından itibaren sahalara iniyoruz, seçim çalışmalarına başlıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir kurmayı çıktı. Doğrudan Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda Haziran ayından itibaren seçim çalışmalarına başlıyoruz dedi. Seçim ta 2028'de. Yerel seçimlere hiç çalışmayan MHP nasıl olduysa 2028 seçimlerine hazırlanıyor. Yani bu polis kararnamesinde, vali kararnamesinde ve hakimler savcılar kararnamesinde eğer bize yanlış yaparsan biz de seçim kartımızı ortaya sunabiliriz diye bir hamle daha yaptı Milliyetçi Hareket Partisi. Kendisi açısından son derece kritik. Dolayısıyla MHP İçişleri Bakanlığı pozisyonunu geri istiyor. Emniyetteki, mülkiyedeki kadrolarına dokunulmamasını istiyor net biçimde. Fakat burada MHP stratejisini bu yönde ilerletirken bundan faydalanan kişiler de var. Bunlardan bir tanesi Süleyman Soylu. Süleyman Soylu hani bir zamanlar Hakan Fidan böyle kendisiyle ilgili mevzularda Tayyip Erdoğan'a gidip ne diyordu? Kendisiyle ilgili açılan soruşturmalarda filan. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, hedef ben değilim sizsiniz diyordu. Şimdi Süleyman Soylu da kendisinin görevden alınması vesaire bunların hepsini ya hedef ben değilim Sayın Devlet Bahçeli sizsiniz stratejisine oturttu. Dolayısıyla Ali Yerlikaya'nın pozisyonunu kaybetmesi, Ayhan Bora Kaplan dosyasının kendisine ulaşmaması ve başka pek çok dosya ulaşmaması için o pozisyona MHP'nin uygun göreceği bir ismin İçişleri Bakanlığı'na getirilmesi Süleyman Soylu açısından da son derece kritik. Dolayısıyla Soylu da bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi ile gücünü bu amaç doğrultusunda birleştiriyor. Fakat bu ikiliyle enteresan biçimde gücünü birleştiren üçüncü bir kişi var. O da Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak. Çünkü onun da Ali Yerlikaya'nın pozisyonunu kaybetmesinde elde edeceği büyük bir kazanç var. Tabii ki Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı pozisyonunu kaybedince oraya bir MHP'linin gelmesini istemiyor Berat Albayrak. Berat Albayrak MHP'nin bastırmasıyla, Süleyman Soylu'nun bastırmasıyla, o pozisyonun boşalmasıyla oraya kendisi gelmek istiyor. Ve burada da pazarlıkta ne diyor? Ben gelirsem Ayhan Bora Kaplan dosyası, Sinan Ateş dosyası filan bunları hallederim sizin için diyor. Ve o pozisyonu kendisi için istiyor. Pazarlıkta masadaki konular Ayhan Bora Kaplan dosyasının kapatılması, Sinan Ateş dosyasının kapatılması. Peki Berat Albayrak niye İçişleri Bakanlığı pozisyonunu istiyor? Tayyip Erdoğan'ın isteyeceği pek çok pozisyon varken, mesela Cumhurbaşkanı yardımcılığı filan gibi pek çok pozisyon isteyebilecekken neden Berat Albayrak İçişleri Bakanlığı pozisyonunu istiyor? Şimdi baktığımızda herkesin kafasına oturmayan bir hikaye var değil mi? Bir durum var yani, net bir durum var. MHP Ankara Emniyeti darbe yapıyor diyor filan, kıyameti koparıyorlar. Ondan sonra Tayyip Erdoğan bu lafı ağzına dahi almıyor. MHP'nin bu stratejisinin üzerini kapatmak, işe yaramaz hale getirmek için Tayyip Erdoğan peş peşe hamleler yapıyor. Fakat Tayyip Erdoğan'ın bizatihi sahip olduğu Sabah gazetesinde bu MHP'nin bu Ankara Emniyeti ile ilgili darbe söylemleri, A Haber'de Ankara Emniyeti ile ilgili darbe söylemleri filan bunlar sürekli olarak köpürtülüyor. Ve Ankara Emniyeti üzerine Sabah gazetesi ve A Haber üzerinden adeta bir abluka kuruluyor. Yetmiyor. Ne kadar Pelikan grubundan isim varsa, Cem Küçüğü'nden tutun da Abdurrahman Şimşek'i filan bunların hepsi de bu çerçevede ilerliyorlar. Ve bir çelişki görüyorsunuz. Bugüne kadar dünden, ezelden beri Tayyip Erdoğan'ın her dediğini emir telakki eden, bütün stratejilerini Tayyip Erdoğan'la bir tutan bu gruplar, Sabah ATV'nin başındaki Serhat Albayrak ki Berat Albayrak'ın kardeşidir ve Pelikan grubu niye bu sefer ayrıştı? Şimdi ayrışmasının sebebi şu. Şimdi ayrışmasının sebepleri yani Sabah ve ATV'nin bu şekilde yayın yapmasının temel sebebi Berat Albayrak'la Serhat Albayrak kardeşlerin aynı stratejiyi gütmeleri. Çünkü Berat Albayrak'ı Tayyip Erdoğan sonrasının lideri yapma konusunda bu ailenin ettiği bir yemin var, stratejileri var. Ve Berat Albayrak önce ne olmak istedi? Bakın önce kabineye enerji bakanı olarak sokulmuştu.
Berat Albayrak sürekli olarak ekonomi bakanı olmak istedi ve nihayetinde Tayyip Erdoğan ona ekonomi bakanlığını verdi. Berat Albayrak bu pozisyonu niye istedi ekonomi bakanlığını? Niye istedi biliyor musunuz? Ali Babacan'ı kıskandığı için. Çünkü Tayyip Erdoğan sonrasının lider adayı olarak o dönem AK Parti içerisinde kim gösteriliyordu? Ali Babacan. İnanılmaz popüler, ekonomi başarılı, o bu filan hep Ali Babacan'a sürekli olarak gözler dönüyor. Ve Berat Albayrak da o dar vizyonuyla eğer Ali Babacan'ın o pozisyonunda, ekonomi bakanlığında ben olursam geleceğin lideri olarak ben işaretlenirim dedi. Ve o pozisyonu kayınpederinin kafasını yedi, 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 kayınvalidesini de işin içine sokarak o pozisyonu aldı. Sonra kötü bir konjonktüre denk geldi tabii ki. Tayyip Erdoğan'ın farklı sebepler nedeniyle ekonomiyi darmadağın ettiği, saçma sapan mantıksız politikalar uygulattığı filan bütün o yıllar boyunca bütün o ekonominin berbatlığı, doların patlaması filan alay konusu oldu Berat Albayrak. Çok ameller, bilmem neler filan alay konusu oldu Berat Albayrak. Rezil, rüsva oldu ve kendisini Nadas'a bırakma kararı aldı. Ekonomi Bakanlığından istifa etti ve kendisini uzunca bir süre Nadas'a bıraktı. Fakat geçtiğimiz günlerde, şimdi artık İçişleri Bakanlığı pozisyonunu oynamaya başlıyor ya, işte bu Türkiye Kupası finalinde bir anda Berat Albayrak ortaya çıktı. Tribünlerden maçı izliyor, çocuklarını getirmiş filan, böyle sempatik güler yüzü, uzun bir aradan sonra gülen filan bir adam olarak yeniden sahaya çıkmaya başladı Berat Albayrak. Şimdi geçmişte nasıl Ali Babacan'ın o popülaritesini, kendisi de aynı popülariteye gelmek için Ali Babacan'ın koltuğunu istiyor idiyse, şimdi de İçişleri Bakanlığı'nı aynı sebeple istiyor. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı oldu, inanılmaz popüler oldu. Geleceğin lideri olarak Süleyman Soylu'ya bakıldı. Acayip kuvvetlendi. Sonra Soylu gitti, Ali Yerlikaya geldi. İçişleri Bakanlığı pozisyonda Ali Yerlikaya çok popüler oldu. Yandaş medyayı bırakın, hükümete muhalif medyasında, Halk TV'de, Sözcü'de, şunda bunda bile Ali Yerlikaya bir kurtarıcı olarak Süleyman Soylu sonrası filan bu şekilde onlarda da böyle büyük bir karşılığı oldu. Dolayısıyla şimdi de Berat Albayrak diyor ki eğer ben İçişleri Bakanı pozisyonuna oturursam aynı popülariteyi ben de sağlarım. Şimdi ekonomi bakanlığı zor. Ekonomiyi düzelteceğin şu bu filan. Büyük iş yani. Zor işler o işler. Ama İçişleri Bakanı olunca işler kolay. Bir PKK'ya sallarsın, milliyetçilerin oyunu alırsın. Bir Gülen cemaatine sallarsın, oradan birazcık onunla popülarite kazanırsın. Bir ondan sonra 3-5 dolu boş filan insanların gözaltına alırsın, yüzlerce insanı filan. Tutuklanmaları, tutuklanmamaları, dosyanın dolu olduğu, boş olduğu filan önemli değil. Vatan, millet için savaşan bir adam haline gelirsin. Süleyman Soylu böyleydi İçişleri Bakanlığı pozisyonda. Şimdi Ali Yerlikaya her gün operasyon oluyor. Yüzlerce torbacıyı alıyorlar. Buradan alıyor, bomboş dosyalar. Ama popüler mi? Popüler. Şimdi de o pozisyonu istiyor Berat Albayrak. Ve o pozisyon için de Ali Yerlikaya'nın devrilmesi lazım. Fakat Ali Yerlikaya öyle popüler ki yaptığı işlerle dediğim gibi muhalif kesimden de destek alıyor. Tayyip Erdoğan'ın da şu an işte yumuşama filan, CHP ile filan görüşmeler, şu bu filan, muhalif kesimden CHP'li medyanın da filan böyle desteklediği bir İçişleri Bakanlığı görevden almak istemiyor Tayyip Erdoğan. Artı Ali Yerlikaya'nın öyle Süleyman Soylular filan gibi böyle lider olmak filan, böyle gelecekle ilgili filan hedefleri de yok. Yani düz bürokrat diyebileceğimiz bir adam. Dolayısıyla memnun Tayyip Erdoğan Ali Yerlikaya'dan. Fakat Berat Albayrak o pozisyonu istiyor. Eline bir fırsat geçti şimdi Berat Albayrak'ın. Gökte aradığını yerde buldu. MHP'nin bu pişirdiği Ankara Emniyeti'nde darbe oluyor söylemi, Ankara Emniyeti darbe yapıyor söylemi, nasıl Süleyman Soylu buna yapıştıysa Berat Albayrak da şimdi buna yapıştı ve Ali Yerlikaya'yı yemek için bunu bir fırsat olarak görüyor. Dolayısıyla kardeşi Serhat Albayrak Sabah ATV'nin CEO'su, kardeşi Servet Albayrak da kendi adamları üzerinden Tayyip Erdoğan'ın stratejisinin muhalifine biçimde MHP'nin bu Ankara Emniyeti darbe söylemine yapıştılar ve Serhat Albayrak'ın en böyle kritik adamları vardır mesela. Abdurrahman Şimşek, Pelikan çetesindeki adamlar, Cem Küçükler, şunlar bunlar filan, bunların hepsini de o söylemi dillendiriyor, dillendiriyor, dillendiriyor. Belki bunu büyütürüz, Tayyip Erdoğan'a da kabul ettiririz, Ali Yerlikaya'yı yıprattırırız ve tıpkı Süleyman Soylu gibi taşınamaz bir hale getiririz. Bunun üzerine de başka şeyler de inşa edeceklerdir. Bugün Ankara Emniyeti'nde bu işler, yarın İstanbul Emniyeti, başka yerlerde filan. Ali Yerlikaya yedikten sonra artık Berat Albayrak ne yapar? Kayınpederinin zaten şu anda sürekli gidip İçişleri Bakanı olmak istiyorum diye
Tayyip Erdoğan'a söylüyor. Tayyip Erdoğan sürekli savuşturuyor. Sonra kayınvalidesini de devreye sokar. Karısını devreye sokar. Onu yapar, bunu yapar filan. Bir şekilde o pozisyonu alırım. Sonra PKK ile mücadele eden, vatan için çarpışan, şu bu filan. O bütün o rüzgarla birlikte 2028'e kadar yelkenimi doldururum. 2028 günü gelince de Tayyip Erdoğan sonrasındaki dönem geldiğinde de Bilal olan yerine ben olurum. İçişleri Bakanlığı bende. Polis teşkilatı filan, jandarma filan hepsi bende. Bu kuvvetle birlikte de bu kuvveti kullanarak da kendisini zıplatabilir. Hani Süleyman Soylu şu an ne diyor? Tayyip Erdoğan'a da tehdit edercesine ben 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptım. Devlet önümden geçti diyor. Yani bütün devletlilerin, herkesin her türlü sırrını öğrendim burada. İstihbarat elimde. Jandarma istihbarat, emniyet istihbarat filan her şey elimde. 300-500 bin kişilik bir devasa güvenlik gücünden bahsediyoruz. Bu gücü 3-4 senede Berat Albayrak elinde bulundurduğunda bütün rakiplerini dinlettirecek. Bilal Erdoğan dahil herkesi dinlettirir. Ondan sonra bütün her şeyleri hamle üstünlüğü eline geçecek. Dolayısıyla şimdi ayıktı. Bu kafası olsaydı, bunu çözebilseydi Berat Albayrak ta en başından İçişleri Bakanlığı'nı isterdi. Ekonomi Bakanlığı'nı hiç istemezdi. Ekonomi Bakanlığı dayak yeme yeri. Bakın şimdi Mehmet Şimşek bile nasıl dayaklar yiyor filan. Yani öyle anca çok başarılı olacaksın ki filan. Dünya konjonktürü sıcak, para akacak sana falan filan. Bir sürü şey var ama İçişleri Bakanlığı içeride ez muhalifleri, ez farklı görünen kesimleri filan. Herkesi terörist ilan et filan. Propagandanı yap, ondan sonra namına nam kağıt. Şimdi bu pozisyonu istiyor Berat Albayrak. Ve bu pozisyon içinde dediğim gibi geçmişte Süleyman Soylu'nun omuz attığı Berat Albayrak şimdi Süleyman Soylu ile ittifak halinde. Ve MHP ile Tayyip Erdoğan arasında bir gizli savaş olurken, karşılıklı böyle hamleler olurken evin içerisinden, sarayın içerisinden bir hain MHP ile de işbirliği içerisinde ve Tayyip Erdoğan'ın bizatihi sahibi olduğu Sabah ATV'yi kullandırtıyor bu işbirliği için. Siyaset böyle, Bizans oyunları böyle. Ama göreceğiz. Günün sonunda Tayyip Erdoğan şu an ailesinin içerisinden bir adam, Süleyman Soylu gibi deve dişi gibi bir adam, Milliyetçi Hareket Partisi ve onun yargı ve emniyetteki kadroları filan hepsinin kumpasları. Fakat Tayyip Erdoğan'ın da siyasi tecrübesi, Tayyip Erdoğan'ın da onlara külahı ters giydirecek kadar Bizans oyunları kabiliyeti var. Bakalım bu oyuncular. Burada hiçbir memleketin faydası yok ha. Bütün bu olanlar var ya anlattıklarım. Bunlar hepsi saray içi işler. Bunlardan memleketin, halkın, sizin çocuklarınızın geleceğinin bu işten hiçbir faydası yok. Bu tamamen dediğim bir güç oyunundan ibaret. Ülkenin ne güvenliğine faydası var, ne hukuk sistemine, ne demokrasisine, ne ekonomisine, ne sizin çocuklarınızın geleceğine faydası var. Ama bu da böyle bir iç savaş. Bu böyle bir saray savaşı. Bununla ilgili bilgiler de böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.